çocuklar, 5. dersimize hoş geldiniz. Konumuz yine yazım kuralları. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi başlayalım. Türkçemizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları. Şimdi sizler sınıfta o kadar çok Türkçe olmayan kelimeler kullanıyorsunuz ki bizler elimizden geldiği kadar bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bazen tabii ki biz de size yetemiyoruz. O yüzden lütfen kullandığımız kelimelerin Türkçe olmasına çok dikkat edelim çocuklar. Şimdi her biriniz link diyor. Benim linkim bu, link şu. Çocuklar, link Türkçe bir kelime değil. Bunun asıl karşılığı bağlantıdır. Lütfen kullanmayalım, bağlantıyı kullanalım. Seans. Kaçıncı seanstasın? Hangi seans? Çocuklar, seans da Türkçe bir kelime değildir. Biz bunun yerine oturum demeliyiz. Çünkü biz Türk'üz. Türkçeyi kullanmalıyız. Ana dilimiz Türkçedir. Objektif. Türkçe karşılığı tarafsız. Objektif demenizi istemiyorum çocuklar. Objektif değil, tarafsız demeliyiz. Sende star ışığı var. Sınıfımızın starı. Çocuklar, star nedir? Starı kullanmamalıyız. Yıldız ya. Bayrağımızda olan yıldızımız, göklerdeki yıldızımız, sınıfımızın yıldızı. Sende yıldız ışığı var. Lütfen çocuklar, dikkat edin. Devam ediyorum. Partner. Oyundaki partnerin kim? Çocuklar, partner değil. Türkçe karşılığı eştir. Bunu kullanmanızı istemiyorum. Şimdi antipatik. Antipatik olmak. Bakın, söylerken bile zorlanıyorsun. Antipatik. Ama bir de şöyle düşün. Sevimsiz. Ha, çok net değil mi? Neden zorlayayım ki kendimi? Bunu kullanmanızı istemiyorum. Adisyon. Hani bunu siz değil de büyükleriniz kullanıyordur. Lütfen evdeki büyüklerinize söyleyin. Adisyon değil çocuklar. Hesap fişi. Bunu kullanmanızı istemiyorum. Doküman. Doküman. Bakın ne kadar zorlanıyorum. Doküman. Ben neden kendimi zorlayayım ki? Ne gerek var? Bakın Türkçe karşılığına belge. Ne kadar güzel. Belge. Data. Data. Bakın zorlanıyorum yine. Gerek yok. Türkçesi varken neden data diyeyim? Data. Bakın veri. İstemiyorum çocuklar. Sizin en çok yaptığınız şeylerden biri. Bu dönemede full yaptım hocam. Türkçeyi full yaptım. Çocuklar, full nedir? Full. Anlamıyorum ben sizi. Full diye bir şey yok. Full'ün karşılığı Türkçemizde tamdır çocuklar ya. Bundan sonra sizden şunu istiyorum. Denemelerde, ödevlerinizde kontrol ederken tam yaptım hocam, hepsini doğru yaptım hocam demenizi istiyorum. Devam ediyorum. Exit. Exit. Bunu çok fazla kullanmıyoruz. Genellikle biz bunları tabelalarda görüyoruz. Ama yanlış çocuklar. Bunun Türkçe karşılığı çıkıştır. Finish. Bitti. Finish. Bir de şöyle kullanıyorsunuz. Finish hocam, bitti. İkisini bir arada. Çocuklar, gerek yok. Bir kere bunun karşılığı zaten bitiş demek. Finish Türkçe değil, kullanmıyoruz. Lütfen en azından bundan sonrasında kullandığımız kelimeler seçerek kullanıyoruz. Kullandığımız kelimelerin Türkçesini kullanıyoruz. Unutmayın, biz Türkçe.
Türk'üz ve bizim asıl dilimiz, ana dilimiz Türkçedir. Bakın ne güzel bir söz söylemişler. Kişi istediği kadar yabancı dil, istediği kadar yabancı dil bilsin. Önce kendi dilini bilmelidir. Biz önce bir kendi dilimizi bilelim. Kendi dilimizin bütün kelimelerini telaffuz edebilelim. Tam anlamıyla biz Türk'üz ve Türkçeyi tam anlamıyla kullanabiliyoruz diyelim. Sonra diğerlerini öğrenelim. Lütfen çocuklar dikkat ediyoruz. Oktay Sinanoğlu'nun bu sözünü gerçekten çok severim. Devam ediyorum. Yazımı karıştırılan kelimeler. Şimdi sizler burada çok hata yapıyorsunuz ama biz neden varız? Sizin bu hatalarınızı düzeltmek için. Şimdi en çok da kompozisyon defterlerinizle kontrol ettiğimde bu yanlışlığınızı görüp kırmızı kalemle çiziyorum farkındaysanız. Evet, tabii ki yanlış yapabilirsiniz ama önemli olan bunu düzeltmek. Şimdi bakalım. Ait. Ait. Bir yere ait olmak. Bakın çocuklar saçma geliyor. Bunun yazılımı aittir. Evet biz konuşurken bazen, bak bazen diye çıkabiliyor ağzımızdan. Bazen. Ama bunu biz yazarken bazen diye yazıyoruz. Çünkü bizler konuştuğumuz gibi yazmıyoruz zaten çocuklar. Dikkat ediyoruz. Bir çok. Asla ayrı yazılmaz çocuklar. Birçok birleşik yazılır. Sizde en çok karşılaştığım şey bu. Çünkü, çünkü. Çocuklar çünkü diye bir şey yok. Bakın çünkü. Bu da birleşik yazılan bir ki, ki'ydi, unutmuyoruz. Evet. Herkes. Bakın herkes. Beni zorluyor. Ama asıl yazılımı, doğru yazılımı herkestir. Z yazılımı yanlıştır çocuklar. Hiçbir. Her zaman bitişik yazılır çocuklar. Ayrı yazılımı yanlıştır, hatalıdır. Orijinal. Ne kadar orijinal bir top. Bakın çocuklar, orijinal değil. Orijinal. Bakın burada bir tane yerimiz var. Bunları yutmuyoruz. Evet. Çocuklar şey kelimesi her daim ayrı yazılır. Bakın. Her şey. Unutmuyoruz. Evet. Şimdi ne demiştik az önce? Bizler konuştuğumuz gibi yazmıyoruz. Evet. Biz konuşurken ağzımızdan ünvan diye çıkabiliyor. Ama bu da hatalı. Bunun doğrusu unvandır. Bakın. Doğru. Hatalı. Genellikle bunları büyüklerimiz yapar. Soğan. Soğan aldım. Soğan. Yine hatalı çocuklar. Böyle bir kullanım yok. Soğan. Yumuşak G'yi unutmuyoruz. Bazen çok hızlı konuşabiliyoruz. Hızlı konuştuğumuzda da harfleri bazen unutabiliyoruz. O yüzden böyle, böyle yaptım, böyle. Çocuklar böyle diye bir şey yok. Tam karşılığı böyledir. Lütfen sınavlarda yazarken yazım kurallarına dikkat edelim. Bakın buraya kadar öğrendik her şeyi. Artık öğrendiğimiz için öğrendiklerinizi bana gösterme zamanınız. Mesaj yazarken harfler yutulmamalı. SLM. Çocuklar böyle bir şey var mı ya? SLM. Hayır ya, böyle bir şey kesinlikle yok. Böyle bir şey de yok. Bye. Böyle bir şey de yok. Bunlara kesinlikle karşıyız. Günlük hayatta konuşurken olsun, yazarken olsun. Sınavlarda, resmi kağıtlarda yazarken olsun. Lütfen Türk olduğumuzun farkına varalım ve Türkçemizi gerektiği gibi güzel kullanalım. Devam ediyorum. Evet çocuklar, şimdi buraya kadar biz neler öğrendik? Biz yazım kurallarını, bütün noktalarını öğrendik çocuklar. Şimdi bunların dışında
sınavlarda çok çıkan bazı birkaç tane nokta var. Bizim bilmemiz gereken noktalarımız, yani yıldızlarımız. Bakalım şimdi. Önemli. Hemen başlayalım. Şey daima aynı yazılır. Az önce söyledim. Her şey, bir şey. Şöyle diyebiliriz. Şey her zaman tek kalmak istiyor. Tek başına yaşamak istiyor. Kendinden öncekine daima küs. Unutmuyoruz. Hep bireysel takılmak istiyor. Devam ediyorum. Her, sadece, her halde, herhangi, herkes yazarken bitişik yazılır. Bakın ne diyorum? Her kelimesi, sadece, herhalde, herhangi, herkes. Bakın vurgu yapıyorum. Herkes bitişik yazılır. Diğer bir harfim. Sizler genellikle G ve yumuşak G harfini karıştırıyorsunuz. Lütfen dikkat edelim çocuklar. Bunu karıştırmamak lazım. Mesela cümlenin öğeleri diye bir konu var. Ama öğeleri değil, cümlenin ögeleri, yani yumuşak G değil, G harfiyle yazılır. Devam ediyorum. Bir kelimesi birçok ve birkaç yazarken bitişik yazılır. Bir kelimesi birçok, birkaç yazarken bitişik yazılırmış. Güzel. Peki bunun haricinde bir takım eşyalar, bir takım bitişik yazılmış, bir takım koltuk, bir takım sorular, bir takım elbise. Şimdi çocuklar, bakın burada bir takım eşyalar derken hangi eşyalardan bahsettiği belli mi? Ne diyor? Neden bahsediyor? Bir takım sorular. Hangi sorular? Türkçe sorusu mu? Matematik sorusu mu? Ne sorusu? Bakın burada bir belirsizlik var. Bir anlaşılmayan bir şeyler var. Bir soru işareti var. Böyle olduğu zaman bunlar bitişik yazılır. Ama yan tarafa geçtiğimde bir takım koltuk. Bir takım koltuk aldık. Bir takım. Bir takım elbise. Bir takım elbise. Bakın burada bir sayı belirtiyor. Eğer sayı anlamı varsa çocuklar, ayrı yazılır. Bakın bu çok önemli. Sınavlarda gelir. Ve bu size 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıf dahil her yerde lazım olacak. Belirsizlik varsa bitişik, sayı belirtiyorsa ayrı. Devam ediyorum. Sever daima bitişik yazılır. Şöyle diyebilir miyiz? Sever, yani sevmek, her zaman bitişiktir. Beraber olmayı ister. Küs olmamak ister. Bakalım. Yurt sever. Yurdunu o kadar çok seviyor ki yurduyla birleşik. Vatan sever. Vatanını, toprağı o kadar çok seviyor ki yine birleşik. Hayvan sever. Çocuklar, hayvanları korumalıyız, kollamalıyız. Hayvanları o kadar çok seviyoruz ki yine onlarla da birleşik yazılıyor. Devam ediyorum. İlk iki sesi ünsüz olan kelimelerden ilk iki sesi tıraş, kılavuz, kulüp haricindekiler araya ünlü almazmış. Demek ki bunun haricindekiler ünsüz yazılır. Aralarına bir tane ünlü harf almazmış. Tıraş alır, kılavuz alır, kulüp alır. Bakalım. Hristiyan. Bakalım. Var mı ünlü?
Yok. Doğru. Kravat. Var mı ünlü? Yok. Doğru. Trafik. Var mı ünlü? Yok. Doğru. Devam ediyorum. Baş kelimesinin yazımı. Bakalım. Şimdi. Baş kelimesi ikileme ise ayrı yazılır çocuklar. Başa baş geldik. Baş başa kaldık. Demek ki bunlar birer ikileme. İkileme olduğu için de ayrı yazılır. Diğer durumlarda bitişik yazılır. Bakalım şimdi. Başhekim bir yerin ünlü yüksekte olan birisi. Başbakan yüksekte olan biri. Başvuru yine bitişik yazılır çocuklar. Evet çocuklar, bu dersimizin de sonuna geldik. Yazım kuralları burada bitti. Lütfen bunlarla alakalı kitaplarınızdaki soruları çözün. Zaten akbime de yazacağım. Kendinize dikkat edin. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.